18 Mart günü bu topraklarda yazılan en şanlı destandan birine tarih düşüyor. Vatanın dört bir yanından buraya gelen 15'inde 18'inde yiğitler eşi olmayan destansı bir mücadeleye ortak oldular. O gencecik yiğitler canları pahasına Çanakkale'nin geçilmez olduğunu yedi düvele gösterdiler. Dün de böyleydi, bugün de aynıdır. Çanakkale'ye göz diken, Çanakkale'ye karşı, düşmana karşı Çanakkale geçilmez. Evet, ama Çanakkale, Çanakkale'liler için, millet için her türlü geçilir. Denizden de geçilir, havadan da geçilir. 1915 Çanakkale köprüsüyle de geçilir. Hayırlı uğurlu olsun. Bu mücadele çok büyük zorluklarla buraya geldi. Çok ağır şartlarda bu zaferi ecdadımız kazandı. Bizim Kurtuluş Savaşı'mızda ve öncesinde yaşadığımız en büyük zorluklardan birisi yoldu. İstanbul'dan Yemen'e gitmek, Yemen'e asker götürmek, oradaki askerleri Anadolu'ya getirmek için aylarca yabancıların gemileri beklenirdi. Ve seyahat bir eziyete dönüşürdü. Değerli kardeşlerim, yolculuk yapmak isteyenler limanlarda maalesef perişan olurdu. Demir yolu, deniz yolu taşımacılığı hep yabancıların elindeydi. Hicaz'daki, Körfez'deki silah bırakan askerlerimiz geriye getirilmesi büyük bir problem oluyordu. Yol ve ulaşım sıkıntısının bedelini bu millet gerçekten o dönemlerde çok ağır ödedi. Cumhuriyetin ilanından başlayan karayolu, demiryolu seferberliği maalesef sonraki yıllarda sürdürülemedi. Değerli Çanakkale'liler, sevgili vatandaşlarım, hazır mıyız? Hazır mısınız? Arkadaşlarım, hazır mıyız? Şimdi Cumhurbaşkanımızla canlı bağlantıya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız da size Çanakkale Stadyumundan selam verecek ve birlikte bu mutluluğa ortak olacağız. Bu mutluluğa Lapseki bizi duyuyor mu? Çanakkale bizi duyuyor mu? Evet. Çanakkale Stadyumundan Lapseki'de temel atma alanına sevgiler, selamlar, saygılar. Sayın Başbakan. Sayın Cumhurbaşkanım. Tarihi günde Sayın Cumhurbaşkanım, tarihi günde Sayın Cumhurbaşkanım, tabii iletişimde bir sıkıntı var. Sayın Başbakan, duyuyor musun bizleri? Sayın Başbakan, duyuyor musun bizleri? Dinliyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Dinliyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şahsınızda. Bakan arkadaşlarıma. Tüm emeği geçenlere şu anda yüklenici Koreli firma ve Türk firmalarına huzurunuzda şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Köprüsü
otoyolu temel atma töreni hayırlı olsun diyorum. Ve sözü sizlere bırakıyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Lapseki'den on binlerle birlikte buradan sizlere selamlarımızı, saygılarımızı, Çanakkale'de toplanan on binlerce vatandaşlarımıza saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Çanakkale bugün tarihi bir gününü yaşıyor. Çanakkale geçilmez diyen ecdadımızdan aldığımız güçle Çanakkale'yi Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak o büyük eserin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini sizlerin huzurlarında atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ülkemize, Çanakkale'ye, milletimize hayırlı olsun diyorum efendim. Evet, butonlara basıyorsunuz galiba. Ya Allah! Butonlara basıyorsunuz galiba. Bismillah. Ya Allah! Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüklenici firmaya, Ulaştırma Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu temel atma töreninin butona basmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Bu tarihi proje ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü olarak dünya mühendislik tarihinde seçkin yerini alacaktır.
teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımızı ve değerli konuklarımızı yine sahnenin önüne davet ediyoruz lütfen. Değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inengi noktası anıtına atılacak tarihi tüpü teslim edecektir. Şimdi tarihi tüpün yanımıza gelmesini rica ediyoruz. Şimdi tarihi tüpü açarak Sayın Başbakanımızın yanına giderek tarihi tüpün içine para atacağız efendim. Sayın Başbakanım, tarihi tüp şu anda içi boş. Bir tane Sayın Cumhurbaşkanımız adına, bir tane sizin adınız efendim. Hanımefendi adına bir tane. Yanımızdan. Evet, bir tanesi Cumhurbaşkanımız, bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir tanesi Başbakanımız sizin adınıza. Hanımefendi yanımızda. Buyurun efendim. Evet. Sayın Başbakan Yardımcımız. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanımız izninizle tarihi tüpü alıp ben içine tarihi notu koyacağım efendim. İşçi kardeşimizi çağırarak. Efendim şimdi köprünün yarı parası çıktı, hadi bakalım. Cumartesi günü, yani bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız, Sayın Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız, Sayın Orhan Tavlı, Çanakkale Valimiz, Sayın Suat Hayri Haka, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarımız, Sayın İsmail Kartal, Karayolları Genel Müdürümüzün ve burada bulunan tüm konuklarımız ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin şahitliğinde Dealim, Limak, Zikeç, Yapı Merkezi, Türk-Kore Ortak İşimi tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi temel atma töreninde bu olayı belgelemek için hazırlanan İş bu belge geleneksel tarihi tüpüne konularak nirengi noktası betonunun içine yerleştirilecektir. Ülkemize ve Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olsun. Presidentlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Hazır mıyız? Şimdi bu tüp temele bırakılacak ve bu köprünün kanıtı olarak yüzyıllarca orada kalacak. Ve bu tarihi ana siz de şahitlik ettiniz. Şahit misiniz? Şahit misiniz? Türkiye'nin geleceğine 16 Nisan'da karar vermeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Geleceğin temelini atıyoruz. Türkiye'nin temelini atıyoruz. Evet. Bismillah. Hadi bakalım. Sevgili çocuk kalleriler,
1950'de Kore ile Türkiye'nin Kore Savaşı'nda dostluğumuzun temelini attık. Bugün de Kore ile Türkiye ortak yapımı Türkiye'nin, Kore'nin geleceğinin, kalkınmasının, refahının, iki ülkenin dostluğunun temelini Cumhuriyet'in 100. yılına doğru daha sağlam bir şekilde atıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu dostluğu daha da güçlendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize katılımınızdan dolayı, bu coşkudan dolayı teşekkür ediyorum. Ve şimdi temel atmadan önce hocamız dua edecektir. Hep birlikte dinleyelim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet, hocamıza buyurun. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhanellezî sekhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allahümme innâ nes'elüke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Ey bizleri var eden, varlığından haberdar eden, göğüslerimize, yeri altımıza seren, ya ilahi bütün nimetleriyle, nimetlerinle bizleri taltif ettin, ikram ettin, hamdolsun, şükrolsun, dualarımızı dergahında kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eylersin. Ya Rab, bu milleti aziz eyle. Bu devleti aziz eyle. Bu hizmetleri aziz eyle. Ya ilahi, ülkemizin imarına, şehrimizin mimarına katkı sunan devlet adamlarımızı, millet adamlarımızı yalnız bırakma ya Rabbi. Güç ver, kuvvet ver, onur ver, izzet ver. Ya Rab, ya Rab, lütfunla kendilerine ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Hayır kapılarını aç Allah'ım. Ya ilahi, ya Rabbel Alemin, Osmanoğlu, Orhanoğlu, Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli'yi fethettiği ve buradan Rumeli'ye geçtiği şu boğaz üzerinde inşa edilecek ve temeli atılacak olan köprümüzün, 1915 Çanakkale Köprümüzün imarını kolay eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaket, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Çalışanlarına, mühendislerine, işçilerine, hülasa, burada bir çivisi, bir taşı bulunan, katkı koyan kardeşlerime yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, devletimize, milletimize zeval verme. Allah'ım, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozma. Ya Rab, Çanakkale'de şühedanın huzurunda bulunuyoruz. Ruhlarını şad eyle.
mekanlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle, peygamberlerinle, sıddık kullarınla, salih kullarınla ve şüheda ile beraber olacaklar. Ya Rab, ya Rab, bizi de onlarla beraber haşreyle. Amin. Ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirin ila yevmiddin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Celle ve alel fatiha. Değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nirengi noktası anıtına atılacak tarihi tüpü teslim edecektir. Teslim almak üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşaatını yapacak ortak girişimin formeli İsmail Tümer'i sahneye aldık. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İsmail Tümer hızlı bir şekilde nirengi noktasına giderek tarihi tüpü yerleştirecek ve bu güzel güne hep beraber şahitlik etmiş olacağız. Ekranlardan izliyoruz. İsmail Bey şu anda hızlı bir şekilde tarih yazıyor ve bu tarihe hep beraber şahitlik ediyoruz. Evet, İsmail Bey hazır mısınız? Evet, ya Allah, bismillah. Ülkemize, milletimize 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve saygıdeğer protokolümüze çok teşekkür ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu temel atma törenini butona basmak suretiyle tarihi tüpü direngi noktasına atmak suretiyle Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sizlerin şahitliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu hizmetin başta ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlerine, bunkeye, temizlik görevlerine, teknik ekibe, ses ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gündüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Oldum her zaman sözünü. Çanakkale'de beklenen an geldi ve temel atma töreni yapıldı. Çok çok önemli bir proje.